Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Müsaade edin ya, ben sizi dinledim. Müsaade edin. Ya. Gel arkadaşlar, böyle bir yöntem yok. Arkadaşlar lütfen. Bakın. Şimdi lütfen. Bak. Sayın su içmez. Değerli arkadaşlar, buraya ilk defa gelmedik biz ya. Bak şunu söylüyorum. Diyorum ki müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Bununla ilgili yapılacak olan işlerin tamamı yargının talimatı olmadan yapılamayacağı belli. Şimdi bunu geçelim. Kayyum meselesine gelelim ama ondan önce ben Sayın Başkan'a özellikle teşekkür ediyorum. Burası Yüce Meclis. Hepimiz burada yemin ettik. Sizler seçildiniz. Bizler de 52-18 olan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle onun hükümetinde yer alan bakanlarız. Burada aziz milletimizin plan, bütçe ve akabinde burada kabul gördükten sonra genel kurula gelip bu İçişleri Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili sizlerin onayına geldik. Şimdi değerli arkadaşlar, eleştiriye olmadan demokrasi olmaz. Bunun da bilincindeyim. Ama bunun yani birbirimize suizan, gıybet, iftira boyutunun önüne geçmesine de müsaade edebilir miyiz ya? Ya bu demokrasimizin seviyesini bizim korumamız lazım. Şimdi kayyumla ilgili hukuk devlet dedik. Anayasanın, arkadaşlar bir saniye, anayasanın 127. maddesi 1-2-5393 sayılı belediye kanununun 2016 tarihinde çıkan bir 45-46. Maddesi var. Biz terörle imtihan ediliyoruz 40 yıldan beri. Sınanıyoruz. Kardeşliğimizin üzerine pusu kuran hain, alçak terör örgütü var. Bununla mücadele ediyoruz. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Halkın oyuyla seçilmiş mahalli müşterek ihtiyaçları için amiyane tabir değil. Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde belediye başkanının anlamı şehir eminidir. Her şeyin emanet edildiği insandır. Şimdi terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Sayın Bakanım, bir saniye. Arkadaşlar kendi grup başkanınızın bize söylediğini siz de dinleyin. Bakın bugün beraber siz bizi eleştireceksiniz, biz sabırla dinleyeceğiz. Bizim de söylediklerimizi siz de sabırla dinlerseniz burası gerçekten mükemmel bir ortam olur. Dolayısıyla bakın şunu söylüyorum. Biz 45. 46. maddeyi uygularken Türkiye'de büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, tüm belediyeler var. Tüm belediyeler içerisinde yargı bunun duruşu, gidişi, soruşturma, kovuşturma, tutuklama vesaire. Bu aşamalarla ilgili biz belediye başkanlarının teröre yandaş olamadığını, olmaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. 1000 yıldan beri burada yaşıyoruz. 1. asrını onurla tamamladığımız cumhuriyetimizin 2. asrına girdik. Ama Allah'ın izniyle. Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, konuşmanızı da vereceğim size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.